Kıymetli kardeşlerim merhabalar, ben Deniz Özgür Maral. Çok vaktinizi almadan gündemi ve fiyatları yorumlamaya çalışacağız. Bu dünkü attığım videoydu. 2652 kişi izlemiş, çok teşekkür ediyorum. Ne yazmışım dün? Toplanın, saçmalama. Saçmalamayın yani, dolar altın düşmeyecek. O ara altın neredeyse 400, 400'ün altına gram altın oldukça fiyatı düşmüştü. Dolar 8,34 lira falandı. Daha da fazla düşebileceği bekleniyordu. Böyle başlık attım. Ve bugünkü fiyatlar gram altın 511 lira. 500'ün altına gidiyordu neredeyse diye endişeleniyordu insanlar. Tekrar toparladı. Dolar toparladı 8,56. 8,50'de küstahlaştı artık. Demiştim orayı tekrar gelip tekrar bulacak. Euro 10 lira 38 kuruş. Çin'le swap anlaşması 6 milyar dolar yapıldığı halde dolar 8,38, 8,37 civarlarındaydı. Bunu dikkate alın demiştim. Ons altın 1856. Bu 1864, 1867'ye kadar gitmişti ama tekrar bir miktar geri. Bu ons altını anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası. Sizler anlamışsanız söyleyin. Euro 10 lira 38 kuruş civarında geziyor. Şimdi şuradan başlayalım. Bitcoin çıkış emareleri gösteriyor. Fırsatları kaçırmamak lazım belki diye düşünüyorum. Çok 34-35 bin lira kadar düşmüştü. 32 bin lira kadar düşmüş. Yani yarın bu çıkış devam edecek. Bitcoin'de öyle gözüküyor. Önce buradan başlamak istedim. Şimdi ons altınına bakayım. Bir baştan öbür şekilde yaklaşalım. Ons altında ne olduğunu bilen varsa gelsin bana da anlatsın. Amerika'nın coin'u sona çıkar oyunu demiştim. Günlükte düşüş devam ediyor. Bu 1840'lara kadar falan gelebilir belki demiştim. Oradan güç alıp yükselecektir diye. 1856 liralara falan kapandı. 1864'lere kadar falan çıkmıştı. Ancak sonra gelen 1870'lere kadar falan da çıkmış günlükte. Tekrardan şimdi 1856'ya tekrar düştü. Bunu anlamak mümkün değil. Yani düşmesi için herhangi bir sebep yok. Bugün Fed faiz toplantısı vardı. Sonuçları henüz çıkmadı. Orada altın yönünü belirleyecektir. İki şeye dikkat edilecek. Faiz artırımı olacak mı? İleride olacak mı faiz artırım? Enflasyon artacak mı? Emtia alımları, varlık alımlarını azaltmaya gidilecek mi veya gidilmeyecek mi? Bu soruların cevabı altının yönünü belirleyici olacak. Bunlarda olumsuz çıkacak bazı kararlar, faiz artırıma gidilebileceği veyahut da varlık alımlarının azaltılacağı veya yavaşlatılacağı gibi haberler ons altına zararına olur, düşürür. Bunun tam tersi söylemler ons altında tekrar çıkış meylini artırabilir. Ons altın Amerikan tahvil faizleri düştü düşmesine ama bunda bir kımıldama yok. Yani bunu ben anlamlandıramıyorum gerçekten. Amerika Merkez Bankası'nın bazı oyunları olarak görüyorum. Başka türlü olabilecek gibi bir şey değil. Bu altının artması lazım. Doları değer kaybettirmemek için sanırım dolara üzerine yükleniyorlar ve altını stabil tutuyorlar diye düşünüyorum. Belli bir müddet böyle gidebilir. Bu beni şaşırttı. 1890 burada önemli bir aşması gereken eşikti. Sonra 1920 ve 1950 sarı çizgiyi bekliyordum. Sonra 2005'i bekliyordum ama şu an yani biraz bu Fed faiz toplantısına odaklanmış şekilde gözüküyor. Dolar düşmeyecek dedik. Dolar düşmedi arkadaşlar. 4 saatlikte çıktı. Tekrar 8,50 artık onun için yalama oldu. Yani halk dilinde, halk tabiriyle yalama oldu denir ya. Bir defa birkaç defa geçti. Artık orası onun bir kritik eşiği değildi. Tarihi bir rekoru da değildi. Düşmeyecek, geçecek dedik ve geçti. Şimdi Merkez Bankası toplantısı yarın Perşembe günü Çarşamba değil, Perşembe günü toplandığında bunun faiz düşürülmesi eğer gündeme gelirse bu 8,70, 8,80 gidecektir. Bana göre dolar kuru bu yılın sonunda 9 lira 20 kuruştan aşağı olmayacaktır. Gram altına geldiğimiz zaman işte tabii o şeyin yükselişiyle beraber, doların tekrar kendine gelişiyle beraber o da bir miktar 510 liranın üstüne attı. Dünkü videoyu hatırlayın. Videoyu açıp gösterebilirim yani gram altın 510 liraya falan 511 liraya tekrar gelebilir diye demiştim. 511 lira da 512 lira yakın bir zamanda kapattı. Yalansa yalan deyin arkadaşlar. Ha, tutturamayabiliriz.
öngördüğümüz şeyler yanlış da olabilir ama işte 4 saatlikte şu Fibonacci seviyesinin üstünde kapatması önemli. En son sell olarak 4 saatlikte satış olarak bir şey açmış. Yarın ya bu demek oluyor ki tekrar hafiften bir düşüş baskısı olabilir. Buralarda 510'larda, 510'lu rakamlarda bir süre gezecektir diye düşünüyorum. Yani yarın günlükte bakalım ne gibi bir değişim söz konusu. Günlükte bu işte şeyin çıkış trendinin altında gözüküyor. Tekrar bunun üstüne atması için 517 lirayı bir geçmesi lazım. Yalnız 4 saatlikte günlükte de yazılım düşüş olarak öngörüyor. Yarın yine bu seviyelerden kapatabilir. Ancak işte bu Fed'in faiz toplantıları etkisi, artık alınacak kararlar ons altını da etkileyebilir. Yani bu 2-3 günlük süreç bunların yönünü belirleyecek. Merkez Bankası'nın da faiz toplantısı bu fiyatları değiştirecektir. Gram altında da benim hedefim yine değişmedi. Bu yıl sonunda en az 600-650 lira gibi bir rakam bekliyorum ben. 2022 yıl içinde de 1000 liraya doğru uzanan bir gram altın fiyatı bekliyorum. Çünkü döviz devamlı artmakta her yıl. Enflasyon artmakta. Ons altının da bir çıkış yapacağını, yeteri kadar hikayelerinin tamamlandığını ve bunların köprüden önceki son çıkış, bana göre son alım fırsatları olduğunu düşündürüyor. Yatırım tavsiyesi olmasın ama ben öyle düşünüyorum. Köprüden önceki son çıkış bir daha 500'ün altına pek geleceğini ben tahmin etmiyorum. Geçen bu 500'ün altı 495 lira falan neredeyse geliyordu. Ya olmaz yani. Bunlar bana göre yatırım tavsiyesi olmadan alım fırsatları. Yeteri kadar bir hikaye yaptı gram altın. Dolayısıyla şu sarı çizginin üstüne tekrardan atmasını bekleyeceğiz. Bakın en son sell vermiş. Bu biraz kötü ama buy'la devam etseydi bu 516 lirayı geçtiği zaman üst kademeye tekrar kendini atabilirdi. İlk etap 530 liraya gideceğini ben tekrardan tahmin ediyorum. Ne olursa olsun yani. Ne olursa olsun. Yaz ayı geldi. Düğün sezonu açıldı. Artık insanlar para kazanmaya başladı. Kazanılan paralar nereye gidecek? Yatırıma gidecek. Altına gidecek. Türk insanının yapısı böyle. Altına gidecek. Gram altına gidecek. Fiziki altın alınacak. Altına talep artacak. Geçim standartları yükseldikçe gram altının ve altının da fiyatı yükselecektir diye tahmin ediyorum ben kendi çapımda. Yarın ama bir yani yazılıma göre şu an hissi konuşmuyorum. Selli 4 saatli selli ve gün içi günde de yine satış baskısıyla biraz devam edebilir. Edebilir. Bir miktar geri çekilebilir diye düşünüyorum veya buralardan kapatabilir diye düşünüyorum. Dünkü videoda 510 liraya falan gelebileceğini söylemiştim tekrardan. Beni dinleyenler hatırlıyor. Euro aldı başını yine gidiyor ve baylı bir şekilde günlük kapatmış. Yarın yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum. Euro tekrar 10.50 seviyelere ulaşacaktır diye düşünüyorum. 10.40 önce 10.40'ı 10.39'u geçtikten sonra artık yürüyüşü tekrar 10.50 10.57 orayı da geçerse artık 10 lira 70 kuruşa doğru dayanacak bir euro göreceğiz. Yani bu olumlu ve ılımlı hava geçici bir süre sürmüş oldu. Ancak daha da iki tane önemli toplantı var. Bunları da derken onları göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Fed'in faiz toplantısı çok çok önemli. Altına yön verecek. Kısmi olarak dolara da yön verebilir. Ve Merkez Bankamızın faiz toplantısı bunlar da önemli. Şu tablolara da hızlı hızlı arkadaşlar bir göstermek istiyorum. Bakalım ne durumda ons altın ortalamaların ne kadar altında üstünde. Yani işte bu yine de çanak kulp. Kulp bence devam ediyor. 1840'a düşene kadar kulp devam edecektir. Çanağın kulpu oluşuyor. Şuradan bir tutamağı olacak bunun. 2005 dolara doğru yürüyecektir. Eğer düzeltebilirse Fed'in faiz toplantısından bir sıkıntı çıkmazsa. Yani bu 1840'lara kadar normal karşılanmalı diye düşünüyorum ons altın. Onun altında tabii kapatırsa biraz sıkıntı olabilir. Daha aşağılara gitme potansiyeli olabilir. Şimdi 4 saatlikte hoşuma gitmeyen şeyler tabii bu ortalamaların birbirini aşağı yönlü kesmesi oldu. Şimdi 4 saatliğe göre de 1831 gözüküyor. Buraların altı tehlikeli. Yani 1831, 1840 günlükte, 1831 4 saatlikte normal görülebilir.
diye düşünüyorum. Şu an bir iniş trendinde olduğu gözüküyor ons altının ve ben buna hiçbir anlam gerçekten veremiyorum. Ons altını kim düşürüyor, nasıl düşürüyor, nasıl düşebilir diye düşünceler içerisindeyim. Ancak 50 günlük ortalamanın günlükte 200 günlük ortalamaya gitgide yaklaşmakta olduğu ve bunu kesmek durumunda olduğu, eğer keserse yandı gülüm keten elba olacağını da söylemem lazım. Evet, göstergeler şu an baygın. Hem Mehdi hem Stoyer'e say günlükte aşağı doğru bir tutum sergiliyor. Yalnız şimdi bu 1840 rakamını ben çok önemsiyorum. 1840'ın altına eğer inerse gelirse biraz daha aşağı doğru böyle bir, yani 1700 rakamlar belki telaffuz edilebilir 4 saatlikte. Daha 1830 kırılırsa eğer, 1830 kırılırsa bu sefer aşağılara doğru bir 1771'ler falan gözükebilir. Onun için 1840, 1841 çok önemli bir, bunun şu an direnci olmuş durumunda 200 günlük ortalaması çünkü. Günlükte 200 günlük ortalaması 1840. 50 günlük ortalaması 1827. 50 günlük ortalaması, 200 günlük ortalaması kesmeye doğru gitmekte. Gram altına çok hızlı buradan bakalım. Gram altında evet bir düşmüştü. Şu an bir toparlanma çabaları var. O da doların yükselişiyle beraber bir yükseliş potansiyeli içerisine girdi. Mehdi günlükte sat veriyor hala. Erasay toparlan diyor artık. Güç göstergesi yukarı doğru biraz çevrilmiş, kıvrık durumda. Parabolik halen üstten açıyor. Yalnız dikkat ettiğim nokta 20 günlük, 50 günlük ve 100 günlük ortalamaların, yani periyotlarının birbirini doğru bir şekilde kesiş halinin devam edişi. Bu bana ümit veriyor. Yakın bir zamanda bana göre bu 535'i bir hainlik etmezse bunu kesip götürecektir. 535'i kesip 540'larda artık bulunmaya başladığı zaman yeni bir aşama, yeni bir dönem başlayacaktır gram altın için arkadaşlar. Dolar düşmeyecek dedik, düşmedi. Dolar düşmeyecek dedik, düşmedi. Dolar da Merkez Bankası elini açık etti. Artık oradan dönerse kendini inkar etmiş olur. Cumhurbaşkanı da Erdoğan, Sayın Erdoğan da kendini yalanlamış olur. Faizlerin düşürülmesine çabalanıyor. Ha, bu ay pas geçilebilir mi? Belki geçilebilir. Faiz düşürülebilir mi? Bir 100 bas düşürülebilir. Düşülürse bu dolara yarar ve direkt kendini 8.70'te bulur. 8.50 kritik seviyesini kaç kere taciz etti ve geçti? Artık 8.50 diye bir rakam bana göre yok. 8.50 diye bir rakam yok. Artık buralarda biraz iyileştikten sonra 8.60, sonra 8.80'e gidecektir. Ondan sonra yolu 9 ve yıl sonuna doğru 9.20 lira olacaktır diye ben düşünmekteyim. Euro'yu zaten gösterdik. Euro enteresan bir şekilde tekrar çıktı. Tabii enteresan değil de çıktı yani. 10.37'ye ve 4 saatlikte de şu an trend, süper trend tekrar alıma geçti. Yarın bu 10.40 olur. Oradan da 10.50'ye tekrar geçer. 10.50'yi geçmesi bence an meselesi. Her an bunu yapabilir. Merkez Bankası toplantıları bekleniyor bütün fiyatlamalarda. Kripto paralarda ise ilginç bir şekilde tabii bir şey var. Bir toparlanma Bitcoin'de var. 4 saatlikte günlükte süper trend al verdi. Artık bir çıkış seyri içerisinde gözüküyor. Eğer bu tekrar bir 50 bin dolara bulursa artık oradan bana göre 100 bin dolara doğru yürüyebilir. Bakalım, artık epey indi indi bir alım fırsatları verdi. Bir şey demiştim, 4-5 firma 38 binden çok sayıda, çok yüklü miktarlarda Bitcoin aldı. Demek ki ortalama 38 bin, ki şu an onun üstünde, yani onun altına değinmişti. Bana göre Bitcoin çıkışını devam ettirecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın derken sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.